Bayburthaber.com halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün Bayburt'ta ev fiyatlarını soracağız. Bakalım halkımız ne düşünüyor? Öğrenci misin? Evet, öğrenciyim. Evde mi kalıyorsun, apartta mı? Arkadaşımın evinde kalıyorum idareten şu anda. Ev bulamadın mı? Bulamadım. Yani ev bulmakta çok zorluk yaşadın değil mi? Zorluk yaşıyorum. Paramla rezil oluyorum. Apart bulamıyorum, ev bulamıyorum. KYK yedekteyim, hiçbir şekilde ilerlemiyor. Yok yani. Ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Oldukça yüksek zaten. Ama şu an başımı sokacak bir yer arıyorum diyebilirim. Buna rağmen kabul edeceğiz ama onu bile bulamıyoruz yani. Valiliğin yanına gittik. Valiyle görüşmedik bile. Yani bizi vali karşısına bile almadı. Mağdur ediliyoruz biz. Tamamen mağduriyet yani. Mağduriyet. Başka bir şey demiyorum. Evde mi kalıyorsunuz, apartta mı? Evde kalıyorum. Peki ev bulmakta zorluk çektiniz mi? Ev bulmakta tabii her yerde olduğu gibi biraz zorluk çektik. Ama kesemize uygun bir yer bulmayı da başardık. Peki ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ev fiyatları ülke ekonomisine göre aslında biraz yüksekten başlıyor ama biz ne kadara bulduk? 500 liradan başlıyordu. Biz 650 liraya bulduk ama 1000 liraya, 1500 liraya da evler var. Kesene uygun, bütçene uygun. Her yerde ev bulabilirsin ama iyisini istiyorsan tabii biraz paranın olması gerekiyor. Onun da ötesinde Bayburt'ta ev yapılması lazım. Ancak böyle insanlar rahatlar. Apartta kalıyorum. Apart bulmakta zorluk çektin mi? Hayır, çok apart var. Çekmedim. Peki apart fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Yani o kadar kötü değil aslında eşyalar olunca. 750'ye kalıyorum. Güzel, beğeniyorum ben apartımı. Öğrenci misin? Evet, öğrenci. Evde mi kalıyorsun, apartta mı? Apartta kalıyorum. Peki apart bulmakta zorluk çektin mi? Evet, zorluk çektim. 2 hafta önceden, okul açılmadan 2 hafta önceden gelmeme rağmen birçok yer kapılmıştı, yani tutulmuştu. Apart fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok kötü çünkü... Balkonlu olana artı 50, güneye bakana artı 50, bu şekilde çok saçma oluyor. Katlara göre bile değişiyor fiyatı. Ben 650 liraya kalıyorum, balkonu yok, güneye bakmıyor. Çok değişik yani. Ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ya ev fiyatları Bayburt için biraz yüksek. Sonuçta bir öğrenci en az 3 kişi kalması lazım bir evde. Bir de Bayburt yani -35'i gören bir şehir. -30'u 35'i gören bir şehir. Böyle olunca tabii bunun ısınması var, elektriği var. Tabii evin arkadaşları ne kadar dağınık olacak, düzenik olacak, düzeni nasıl olacak? Sıkıntı ya, ev fiyatları zaten yüksek, geçinmesi zor. Ya özel bir apart tercih edilmesi lazım veya KYK çıkarsa KYK. Yoksa zor yani bu işte. Öğrenci misin? Öğrenciyim. Evde mi kalıyorsun, apartta mı? Apartta. Fiyatları nasıl değerlendiriyorsun? Hem ev fiyatları yüksek hem apart fiyatları yüksek. Yani evdense apart daha iyi olduğu için apartta kalıyoruz. Peki kalacak yer bulmakta zorluk çektin mi? Fazlasıyla. Çünkü tüm apartlar dolu, ev fiyatları da çok yüksek olduğu için mecburen yani kötü de olsa bir apart seçmek zorunda kaldık. Evde mi kalıyorsun, apartta mı? Evde kalıyorum. Peki evi bulmakta zorlandın mı? Tabii zorlandık. Yani eskinin Bayburt'u sorularını mesela soruyoruz eskilere. Hani kiralar 400-500 lira. Şimdi olmuş 1200 lira. İşte zenginler hani apartlar tıkıyorlar, işte binalar tıkıyorlar, öyle kiralar yükseliyor. Peki ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi çok yüksek bence. Yani nüfusumuza göre, işsizliğe göre. Yani sonuçta yani fabrikası memleketi. Yani öğrenci kardeşlerimiz hep mağdur oluyor. Teşekkür ederim. Evde mi kalıyorsun, apartta mı, yurtta mı? Yurtta kalıyorum şu an. Peki ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Pahalı buluyorum ya. Gerçekten hani yurda kalma sebebimiz zaten bu. Evde mi kalıyorsun, apartta mı? Apartta kalıyorum şu an. Peki apart bulmakta zorluk çektin mi? Apart bulmakta zorluk çektim. Çünkü kızlar için bile olsa farklı şeyler oluyor mesela. Bazı yerin fiyatı çok yüksek, bazı yerin fiyatı çok düşük. Bu dini olaylar bile oluyor, hepsi karışık yani. Peki apart fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Pahalı, bayağı pahalı. Bir eve çıksan da pahalı, bir apartta kalsan da pahalı. Ama apart daha ucuza geliyor tek başınaysan. Öğrenci misiniz? Evet. Evde mi kalıyorsun, apartta mı? Evde kalıyorum. Evi bulmakta zorlandın mı? Evet ya, bayağı zorlandık. 2-3 ay falan ev aradık. Peki ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ev fiyatları bayağı uçuk ya. Bir de eşyasız evleri bayağı uçuk fiyatlara veriyorlar. Pahalı galiba. Bize göre çok pahalı. Bir de öğrenciyiz. Rezil oluyoruz yani. Öğrenci misin? Evet. Evde mi kalıyorsun, apartta mı? Evde kalıyorum. Peki evi bulmakta zorlandın mı? Yani kısmen zorlandık, evet. Ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Ev fiyatları genel itibariyle hani Bayburt'un bütçesi ve öğrenciyi değerlendirdiğimiz zaman yani yüksek diyebiliriz. Biraz daha minimuma çekilebilir yani. Öğrenci zorlamayacak şekilde. Yani ev bulmakta zorluk çektin mi? Evet. Ev fiyatlarını nasıl değerlendiriyorsun? Sonra kaldığım için millet tek çare olduğunu biliyor. Ev fiyatlarını çok yükseltmişler. Apartlar var yani uygun
Fiyatları nasıl değerlendiriyorsun? Kaporta olmasalar daha iyidir. Onun harici iyiler yani, normalde zaten yurt aynı fiyat. Uygun buldum, fena değil. Öğrencilikte şöyle bir durum var, hani öğrenci olmamız insanlar farklı bir gözle bakıyor. Hani ev bulamıyoruz, apart bulamıyoruz çünkü insanlar hani normalde bir evin fiyatı 300-400 lira falan olur burada, adamlar 800 falan çekiyor. İnsanlar mağdur kalıyor ki hele dışarıdan gelen insanlar olsun. Yani onlara Allah yardımcıları olsun, hani gerçekten insanlar zor durumda. Artı öğrencileri gerçekten düşünmüyorlar. Hani şöyle bir şey var, mesela ben bir hafta boyunca otellerde kaldım. Artı öğrenciyiz, dışarıda da kalıyoruz. Mecbursun çünkü. Şu an bir apartta kalıyorum, 400 lira falan veriyorum. Ama kaldığımız yer çok ufak bir yer. Hani mağduruz işin gerçeği. Ha şunu söylüyorum, hani insanlar gerçekten hani kendi halkımız farklı gözle bakmasın. Yani insanlar insanları kandırmasın diyoruz. Burada öğrenciler gerçekten mağdur. Biraz daha destek olalım onlara. Ev konusunda özellikle, ki dışarıdan gelen insanlar, bizler mesela dışarıda kaldık. Şu an dışarıda kalan bir, yani yüzlerce insan var kesinlikle. Çünkü itiraf sayfalarında da görüyoruz biz burada. Yani yardımcı olsunlar. Yani ev kiraları falan bu kadar pahalı olamaz. Yani ev fiyatlarını da pahalı buluyorsun o zaman. Ev fiyatları çok pahalı hocam. Yani ya bildiğin asgari ücret veriyoruz bir eve ya. Bu kadar olamaz yani. Bir de artı öğrenciyiz. Hani evden gelen bir para zaten belli. Miktar belli yani. Biz zaten o evden gelen parayı direkt resmen kiraya veriyoruz. Bizim yemeğimiz var, içmeğimiz var, elektriğimiz var, suyumuz var. Hani hangisini ödeyeceğiz?